Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Bazı liderler uluslararası siyaseti özellikle devletlerinin önem verdikleri devletlerle olan ilişkilerini liderler arasındaki diyalog üzerinden arkadaşlık, kankalık, işte oturup kalkma, bir telefonda konuşma üzerinden yürütmeyi severler. Mesela Vladimir Putin bunlardan biri. Recep Tayyip Erdoğan bunlardan biri. Donald Trump da bunlardan biriydi. Yani e, bazı liderlerin genel karakteri Dışişleri Bakanı veya Savunma Bakanı şu yapsın bu yapsın falan filandan çok veya güvenlik baş onunkiyle görüşsün o da değil. Doğrudan doğruya ben onunla kanka olabiliyor muyum, olamıyor muyum? Telefonu açtığımda adam karşıma çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Çıktığında da beni dinliyor mu, dinlemiyor mu? O esasa göre çalışmayı tercih ederler. Sağlıklı mıdır? Yer yer sağlıklıdır. Yani bürokrasinin ve diplomatların kilitleyebilecekleri bir meseleyi iki lider Çözebilir. Mesela bunlardan biri yaşandı 2020 yılında. 39 şehit verdik Suriye'de Mart 2020. Yani Şubat'ta oldu tabii olay. Sonra 6 saat kadar Erdoğan'la Putin bayağı korakor bir konuşma yaptılar Kremlin'de. Şimdi öyle bir krizin çözülebilmesi için yıllarda geçmesi gerekebilirdi. Orada iyi kötü çözmeye çalıştılar. Yani bir şekilde çözmeye çalıştılar. Böyledir. Özellikle Donald Trump'ın iş adamlığından gelmiş olması ve bu çerçevede bireysel ilişkilere de önem vermiş olması Erdoğan açısından dönemsel olarak Amerikan başkanıyla görüşme açısından kolaylık sağlıyordu. Esasında Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan 2012 yılından bu yana gayet iyi tanışıyorlar. Çünkü Aydın Mecidiye köye yerleştirmiş olduğu ünlü Trump Towers, yani Trump kuleleri o yıl açıldı, 2012'de açıldı. Açılışını Erdoğan yaptı ve tabii ki Donald Trump'la kızı Ivanka gelmişlerdi. O dostluklar oralardan başlamıştı. Aydın Doğan ailesinin Trump'la ailesiyle ilişkilerinin her zaman güçlü olduğunu bilen bir gazeteciyim. böyle de söyleyebilirim. Kötü mü değil? Niye? Güçlü bir aile, o da güçlü bir aile. Belki bir problem çıktığında çözebilirler diye düşünürüz. Geçelim. Fakat Donald Trump dönemi Türkiye Cumhuriyeti'nin Amerika ilişkileri açısından berbat bir dönemdi. Bunu da böyle kabul edin. Her ne kadar Erdoğan telefonu kaldırdığımda görüşüyorum dese de bu kadar berbat bir dönem yaşanmadı yani. Bu, bu, bu dönemde kötü de ama bu, bu dönemde yaşanılan kötülüklerin anası Donald Trump'la başladı. Bizi F-35 programından çıkaran kafa Donald Trump yönetimidir. Daha sonra Amerikan Biden geldi ve finalini getirdi ama sonuç itibariyle F-35 teslimatlarını durduran askıya alan S-400 meselesi yüzünden bu mesele artık olmayacak diyen adam Donald Trump. Mesela e, yine söyleyeyim. Ray Brunson meselesi. Ray Brunson meselesi nedeniyle Donald Trump yönetimi. Şimdi herkes unutuyor. 6 yıl geçmiş üzerinden. Yani e, herkes unutabilir ama ben unutamam. Kusura bakmasın kimse. Ağustos 2018'de Türkiye'ye karşı bir rahibi niye içeri tıktınız diyerek e, çelikti, alüminyumda şunda bunda vergi sistemleri yaptırımlar getirip bugün Türk lirası eğer 33 lira seviyesindeyse ve yaklaşık 5-6 yıldır Türk lirasının değer kaybı meselesinin bir bölümü tamam kötü yönetim oldu kötü ekonomi yönetimi oldu. Ben onlara bir şey demiyorum. Yani onları aklamaya çalışmıyorum. Sakın. Yani kendi içimizde, kendi aldığımız kararlardan dolayı da çok kötü yönetildik ve sonuçta paramız pul oldu. O ayrı. Ama sonuç itibariyle o çöküşün başlangıç noktası Ağustos 2018 Donald Trump'ın Türkiye'ye karşı almış olduğu yaptırımlardır çok ciddi yaptırımlar uygulandı ve bir kısmı hala devam ediyor. Bu yönden baktığınız zaman Donald Trump Erdoğan'la efendim golf oynarken adam telefon etti ben konuştum falan. Yok öyle bir hikaye. O konuşsan da sonuca bakmak lazım. Ya Mehmet Hakan Atilla Halkbank Genel Müdür Yardımcısıydı yanılmıyorsun. FETÖ'cülerin kumpası sonucunda 2017 yılında 2017 yılında tutuklandı. New York'ta 32 ay hapis yattı ya. Bu da Donald Trump dönemi. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Böyle bir e, hafıza kaybı var. Bir, iki, Joe Biden Türkiye'ye yakın değil. Erdoğan'a hiç değil. Ondan nefret edip ya Trump gelse de biz de rahat etsek diyen bir takım aklı ver muhafazakarlar var. Onlara laf sövüyor. Sakın. Amerika emperyal bir devlettir. Emperyalizmin şahıdır. Orada Biden gelmiş, öbürü gitmiş falan filan. Eğer onun çıkarına dokunuyorsan Ray Brunson'u ver dedi adam bana bize. Biz de dedik ki hayır CIA ile ilgili işte PKK ile bağlantılı bir adam içeride tıktık tık onu dedik. Sonra bir ekonomik yaptırım geldi. Arkasından Ekim 2018'de adamı alay ve Washington'a yolladık. Ve Trump'ı hiç affetmediğim bir görüntüdür. Hiç affetmediğim bir görüntüdür. Sonuç itibariyle Türkler Müslüman. Ama adamın Hristiyan olması nedeniyle tutuklandığını söylemedik ki hiçbir gün. Yapmış olduğu misyonerlik çalışmaları güya çerçevesinde PKK ile bağlantılı işler çevirdiği için içeri tıkmıştık. Ama Trump ve evanjelikler bir Hristiyan papazı Müslümanlığının elinden kurtarmış Amerikan başkanı havasında Oval ofiste, Beyaz Saray'ın Oval ofisinde evanjelik ayin yaptılar be. Şimdi Sayın Erdoğan bu adamı aramış telefonla, geçmiş olsun demiş. Belli ki bir yatırım yapmaya çalışıyor. Hani Kasım 2000 24'te bu da kazanabilir, ki kazanabilir. Ona yatırım yapmaya çalışıyor. Joe Biden'la arası hiçbir zaman iyi olmadı. 4 yıldır. Joe Biden mesela başkan olduktan sonra Erdoğan'ı hiç aramadı, aramadı. <laughs> 23 Nisan 2024, 2021 günü aradı. Dedi ki yarın Ermeni soykırımını kabul ediyorum. Haberin olsun. Yani Amerika ile ilişkimiz bu. Yani Trump arasak da olur, aramasak da olur. Onu anlatmaya çalışıyor. Demiş ki bizim e, iletişim başkanlığının açıklamasına göre suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak nitelendiren Erdoğan, Trump'ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur durumu takdirle şayan olduğunu programlarına ara vermeden devam etmesini demokrasiye güç verdiğini bunun Amerikan halkının e, ferasetine olan güven, e, güvenli bir, bir gösterge olduğunu ifade etmiş. Feraset Amerikan halkının. Geçelim ama şunu söyleyeyim. Başta hani baykuş gamlı baykuş gibi konuşmak istemiyorum ama eğri eğri doğruya doğru konuşuyoruz. Hiçbir şey olmaz. Trump gelir, Siyonist lobinin kontrolüne girer. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan kankaları, e, Jared Kushner damat yine Orta Doğu'ya dökülür. Ve Türkiye ile yeni 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 krizler ve yaptırımlar süreci yaşarız. Yazık olmuş. Telefon masrafına yazık. Sayın Erdoğan'ın. Hoşçakalın.